Ne haber kuzi? Ne geldin lan kuzi kuzi? Hayırdır? Dur. Yapma bak sakın. Sinirlenme. Sakin ol. Sen sinirlendiğin zaman senin şu alnının şurada bir damar var. Böyle fıt 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 atıp duruyor. Aman Allah korusun bak. Yani oradan beynine falan yani pıhtılaşma gerek yok. Oğlum bak bizim sülalede kalp var. Erken yaşta gidiverirsin. Yapma. Sakin. Tolga sakince soracağım. İkiletme beni. Burada ne yapıyorsun? Yani yeni mekanımı görmeye, kiracımı da ziyarete geldim yani kuzi. Sinirlenme. Sakin. Ne saçmalıyorsun sen? Valla ben saçmalamadım ama mülk sahibi fena saçmaladı. Yani o kadar ucuz bir fiyat çekti ki dayanamadım binayı komple satın aldım. Tolga Bey, ne işiniz var burada? Ezgi Hanım. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Patronum Tolga Bey. Ne? Patronum. Patronun mu? Evet. Lan sen çok sinirlenme. Sinirlenme kuzen, sinirlenme. Sakin ol kuzen, sakin ol. Sakin kuzi, sakin. Sakin ol kuzen. Kuzen mi? Özgür ne oluyor? Ezgi, ruhsat almakta bir problem yaşamıştık ya. İşte bu kansız yüzünden. Ama kansız falan oluyor mu şimdi öyle? Ayıp yani. Ayrıca biz o işi çözdük, hallettik biliyorsun. Ulan hallettiysek ne diye uğraşıyorsun hala benimle? Niye satın alıyorsun burayı? Hadi buraya Allah belasını versin ya. Sen kız arkadaşımı niye işe alıyorsun ya? Sen oğlum ehlinle mi susadın? Sakin ol. Sakin kuzi, sakin. Dur, dur, sakin ol. Ezgi, ben yeterince sakin kaldım ama burama geldi. Defol git lan mekandan. Defol. Ama ben anlatamadım galiba sana. Ha? İlla çıkartıp burada tapumu gösterelim. Dur, ben sana bunu bir maniyle anlatacağım. Burası artık benim, yeni mekan sahibin benim. Sen ne adi, ne baş belası çıktın ya. Ezgi Hanım bir saniye lütfen. Kuzi, ama şimdi elemanımın yanında benimle biraz düzgün konuşursan... benim de sonuçta bir otoritem var, sarsılıyor. Seni de otoritenin lan. Sen benim kız arkadaşımı niye işe alıyorsun? Tamam, ben işi bırakıyorum zaten, lütfen. Ezgi, canım sen zaten tabii ki işi bırakacaksın. Bu Allah'ın emri yani. Ben senin bir saniye bile çalışmana izin verir miyim? Onu konuşmayalım bile zaten. Ha, Ezgi, senin kız arkadaş... Tamam, durum şimdi anlaşıldı. Tamam, tamam. Sen ne anlatıyorsun lan hala? Ne durumu? Dur, sakin ol. Sakin ol, gelme. Sinirlenme. Polise ve basına vermeden önce bir de size okutayım. Al. Oku. Nasıl bir saçmalık ya bu? Değil mi? Saçma. Çok saçma. Bence de öyle kesinlikle. Sen işe gir. İkinci gün bütün şirketin gizli bilgilerini sızdır. Değil mi? Kesinlikle. Ne olacak benim şirketimin itibarı? He? Ben daha ödeyeceğim tazminatları daha söylemedim size şu an. Sen tek bir tuşla benim şirketimi batırdın. Tek bir tuşla sana o bilgisayarı, o şifreleri sana güvenip de verdik biz. Bunların hepsi saçmalık. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Sen beni neyle itham ettiğinin farkında mısın? Hepsi iftira bunların, yalan. Ya itham, saçmalık değil mi? Kesin öyle. Ama yok. Yok, sözümü geri aldım. Ben seni çok iyi biliyorum. Gerçekten yazık sana. Gerçekten çok yazık. Özgür sana bunları zorla yaptırdı değil mi? Kesin. Aşık oldun tabii. Aşık oldun. Aslında sen çok saf, iyi niyetli bir kızsın ama aşık oldun ve... Kullandı tabii seni. Kullandı, yapar. Git buradan. Özgür! Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Özgür, bırak! Ne diyorsun? He? Ben sinirleneceğime sen sinirleniyorsun ya! Mağdur olan benim burada. Ya bu küçükken de böyleydi. Hep böyleydi. Hep üste çıkardı. Ya senin bunda ne işin var Allah aşkına? Bence sen bu konuyu bir düşün gerçekten. Seni kullanıyor, kullanıp atacak bu. Yapar. Eskiden intikamını yüzüne karşı alırdı ama şimdi ne yazık, kadınları kullanıyor, kadınlardan medet umuyor. Bak. Defol git lan. Kıvırma seni. Çok acılı ya. Çok iyi. Ha. Tamam, tamam.
Gidiyorum. Kağıt sizde kalsın. Okudukça beni hatırlarsınız. İyi misin? Niye bu derece takıntılı sana? Ne var söyleyeyim. İyi niyet var. Acıma var. Tolerans var. Var oğlu var. İyilikten maraz doğar yani. Aynen. Bu benim teyzemin oğlu. Bizim çocukluğumuz falan hep aynı evde geçti. Bunun babası eniştem yani. Alkolün kumarbazın tekiydi. Benim babam az borcunu ödemedi, az çekmedi yani eniştemden. Lagabya var ya, Lagabya'nın olduğu yer komple yani o cadde falan hepsi onlarındı. Bu eniştem gidiyor kumarda her şeyi kaybediyor. Babam da uğraşıyor, didiniyor tek tek bütün o yerleri. Neredeyse iki katını falan ödeyerek geri alıyor. Sonra delikanlı gibi gidiyor, teyzeme veriyor. Teyzem de esaslı kadın. Yok ben almam, bu sizin hakkınız diyor. Doğrusunu yapmış. Yani sonuçta babam parasını ödemiş, sizin hakkınız. E işte gel de bunu bizim kansızı anlat. Hakkımı yediniz diyor, başka bir şey demiyor. Of, inanmıyorum ya. Hayır yani bak adam olsa, insan olsa yani her şeyi alsın ama nankör yani. Aklı sadece şeytanlığa çalışıyor ya. Ya ben sana burada tek tek anlatsam aileye verdiği zararları bak aklın durur ya. Kanın donar yani öyle söyleyeyim. Ya ben ne güzel kurtulmuştum işte Amerika'ya gitmişti. Yine kurtulacaksın. Ya bir tanem ya sana bir zarar olmasın da benim tek düşündüğüm o. Ya sen buraya göre şirketin müşteri bilgileri, organizasyon içerikleri, ihale hazırlıkları hepsini rakip firmaya göndermiş görünüyorsun. Eğer ispatlarsa çok ciddi ceza alırsın. Tamam hadi diyelim para cezasına çevirdik ama bunlar basında yer alırsa ki alacaktır ben size söyleyeyim. Kariyerim, meslek hayatım biter. Biliyorum Deniz de ne yapacağımı bilmiyorum. Yani nasıl baş edeceğimi bilmiyorum bu durumla. Herife bak ya. Ezgi işi alarak bize resmen tuzak kurmuş. İyi de daha düne kadar burada çalışıyordun. Yani ayrılacağını nereden bilebilir ki? Bu kadar fazla tesadüf değil mi ya? Ya olamaz. Bu kadar tesadüf olamaz. Yani neredeyse Bursa'ya gittiğim gibi telefonum çaldı. İş teklifi aldım. Oydu Meryem. Baksana. Numaramı kaydedin demişti. Oh. Ya ne bekliyorduk ki zaten? Tesadüf olabilir mi böyle bir şey ya? Böyle bilgi veren biri olmalı böyle çok yakınımızda. Böyle her şeyi bilen, aktaran. Başka türlü olmaz ya. Özgür kim yapar böyle bir şeyi ve neden yapar? Ne bakıyorsun be? Sen ne yaptın? Saçma sapan konuşma, bitiririm seni. Öldürürüm, gürültürüm. Hayvan denk al. Patron! Efendim Pablo? Ya bu hain kim olabilir acaba yani? Aramızdan biri belli ki. Sizce kim? Sizin bununla ilgili bir fikriniz var mı diye. Ya ben zannetmiyorum aramızdan biri böyle bir şey yapsın ya. Ama yakınımızda dolanan bir hain olmalı. Tolga'yı da tanıyan biri. Ve kötülüğümüzü isteyen biri tabii ki. Serdar. Senin mekanda doğum günü de o planladı. Değil mi? Bu da tesadüf olamaz ya. O zaman organizasyona gelmesi de tesadüf değil. Ha, inanamıyorum ya. Nasıl bu kadar küçülebilir? Bu durumda bilgisayarından mail atan da o. Ulan ben ne yapayım şimdi bunlara? Ha? Vallahi ne yapayım ben şimdi bunlara? Özgür lütfen. Kaba kuvvet uygulamayacaksın kesin. Abi sakinliğimizi korumamız lazım. Evet yani şu anda yanlış bir şey yaparsak direkt bütün olay aleyhimize döner. Sakin kalıp doğru düşünmek daha iyi. Yani onun istediği zaten tam tersi. O yüzden bu kadar seni delirtiyor mu? Biliyorum abi haklısın sakin tamam. Ya burada yazana göre sen maili 17.45'te atmışsın. Sen o gün organizasyonda değil miydin? Evet etkinlik alanındaydım organizasyonla ilgileniyordum. Peki bilgisayarını kimse kullandı mı? Hayır. Yani tabii bildiğim kadarıyla hayır. O zaman bilmediğin kısmı bulacağız. Kamera görüntüleri? Evet. Etkinlik alanında mutlaka kamera vardır. Hadi gidelim. Görüşürüz. Şef. Etkinlik alanı burasıydı. Şu masada bir ara oturup çalıştım. Yani bilgisayarı masada bırakıp masadan ayrılmış olabilirim. Kameradan bir şeyler çıkacaktır o halde. Umarım. Hadi soralım o zaman. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güvenlik müdürünüzle görüşebilir miyiz? Tabii.
Hasan Bey, bir buyurun. Bakar mısınız? Hasan Bey merhaba, kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz. Geçen cumartesi kız arkadaşım burada bir organizasyon düzenledi. Bizim saat 17 ile 19 arasındaki kamera görüntülerine ihtiyacımız var. Bizim o görüntüleri verme gibi yetkimiz yok maalesef. Beyefendi, bakın ben avukatım. Yani gerekli izinleri alacağız. Ama bizim o görüntüleri hemen görmemiz lazım, acil lazım. O gün burada bir suç işlendi. Bizim o yüzden çok acil ihtiyacımız var o görüntülere. Bir saniye. Cumartesi dediniz değil mi? Evet. Alo. Alo Arda. Cumartesi günü kamera görüntülerine bakmaya geldiler. Ulaşabilir miyiz? Tabii. Görüntülere ulaşmaya çalışıyorum Hasan Bey. O gün cihazımızda arıza vardı. Maalesef ulaşamıyoruz Hasan Bey. Tamam Arda, sağ ol. O gün cihazımız arızalıymış. Maalesef hiç kayıt yok. Nasıl ya? O ne demek? Siz bir gösterin, biz bakalım var mı yok mu? Beyefendi, gerçekten yardımcı olmak isterdim. Ama maalesef dediğim gibi, hem izinle gelmiş olsanız görebilirdiniz. Bakın, bu benim için çok önemli. Emin misiniz? Maalesef. Cihazlarımızda böyle teknik arızalar olabiliyor. Beyefendi, siz bir otelin güvenliğinden sorumlusunuz. Yani nasıl elinizde kayıt olmaz? Bu yaptığınız suç, yani size de müdürünüze de dava açacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Deniz, tamam arkadaşlar. Hadi buradan bir şey çıkmayacak, gidelim. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Tamam. Ne yapacağız? Yani bu kadar gözünü karartan biri zaten her şeyi düşünmüştür, sildirmiştir kayıtları. Ne olacak yani? Niye iz bıraksın ki arkasında? Yakındır, bende kayış kopacak. Ne istiyor oğlum benden bu kadar ya? Ya Özgür. Ha? Sana bir şey söylemem lazım. Gir. Geçen Tolga mekana geldi. Ne? Oğlum niye söylemiyorsunuz böyle şeyleri ya? Ne diye bekliyorsun abi yani söylemek için? Ya o gün özel bir gündü. Size sürpriz yapacaktık vesaire. Canını sıkmak istemedim. Ne dedi? Saçmaladı işte. Lagabia'nın patronu olacakmış falan. Ha, işte. Tam olarak hissediyorum. Bu kadar ileri gidebilir mi sence? Sence? Sen kızlara belli etme. Tamam mı? Benim bir Tolga'ya gitmem lazım. Hemen yani, şu anda. Artık konuşur muyuz? Elimde mi kalır? Ona bakacağız. Yok artık Özgür, saçmalama. Zaten adamın amacı bu. Seni kışkırtmak. Sakın boyuna geleyim deme bak. Abi başardı sonunda. Dedin ya çok ileri gider mi sence diye. Çok ileri gitti. Ama Ezgi'ye bu derece ulaşarak. Sakin olacağına söz ver. Hayatım, sakin olacağım falan söz veremem. Onu geçelim de. Yani arkadaşın kemiklerini kırmayacağıma söz verebilirim. Ya Özgür, zaten yeterince stresliyim. Neden böyle yapıyorsun? Tamam bir tane, elimden geleni yapacağım. Umarım onu şikayetçi olmaktan vazgeçirebilirsin Özgür. Ya ben onun ne istediğini biliyorum aslında da. Siz merak etmeyin ya, ben bir şekilde anlaşmaya çalışacağım onunla. Senle gelmemi ister misin? Yok abi, yalnız gideyim. Peki. Dikkat et. Selam. Pardon, Tolga Bey sizi bahçede bekliyor. Siz oraya alalım. Geçelim bakalım. Kuzen. Tahminimden erken geldin. Tabii durumu çözdün. Akıllı adamsın. Baş başa görüşelim bence odanda. Ay yok ya, böyle açık hava daha iyi ya. Ferah ferah. Nefes almış oluruz biraz. Hem senin elinin ayarı yok. Öyle değil mi? Ne içersin? Böyle renkli bir şeyler ısmarlayayım sana. Alkolsüz. Ne? Ne istiyorsun? Hakkım olanı. Senin hakkın şu an çeneni dağıtma. Ya. Sen benim yakışıklılığımı çocukluğumda da kıskanıyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırladın mı? Hala devam ediyor. He? Tolga, hadi abi söyle, uzatma. Ne istiyorsun?
Lagabla. Oğlum sen harbiden kafayı yemişsin. Niye vereyim ben sana mekanımı? Kolay mı kurdum ben orayı? Kolay mı getirdim bugün bana? Emeğinin ne kadar büyük olduğunu farkındayım. Zaten bu yüzden benim için bu kadar değerli ya. Ah be oğlum ya. Nasıl bir ruh varmış sende? Ne nefretim bitti, ne kinim bitti. Ne yaptık biz sana? Sana sahip çıkmaktan başka, ailen olmaya çalışmaktan başka ne yaptık? Bana böyle davrandıkça eline geçiyor. Bak ne güzel mekan yapmışsın. Belli ki çok param var. Baksana işine, gücüne, hayatına. Uğraşma oğlum ben. Sevdiklerimle. Bitti mi? Sana yarın sabaha kadar müddet. Akşam haberlerinde sevgilini manşetlerde görmek istemiyorsan bana istediğimi verirsin. Karar senin. Seninle konuşan da kabahat zaten. Tolga. Kız değil. Sen bir zavallısın. Yarın sabaha güzel haberlerini bekliyorum Kuzi. Bak ya yine neyin peşinde bunlar? Annem de yengemin aklını oyup. Ezgi'cim. İşe başladım demiştin. Evet, öyleydi ama ayrıldım. Aa, neden? Öyle gerekti. Özgür'le barışınca tabii. Yok, aslında sebep o değil. Neden acaba? Rahat mı gelmedi? Tabii buradaki rahatı nerede bulacaksın? Sonuçta patron sevgilin, değil mi? Aşk olsun, fitne tapma ne alakası var? Ben size söyleyeyim. Niye işi bıraktığını? Özgür. O yeğen olacak arsız var ya, onun yüzünden. Kıyamam, burada hiçbir şey söylemiyor. Sırf siz üzülmeyin, etkilenmeyin diye açıklama yapmıyor burada. Siz böyle de anladığım konuşuyorsunuz. Ne güzel dünyaya. Hadi yengemin fıtratı bu. Sana hiç yakışıyor mu anne? Bir kendine bak ya. Ben size demedim hiçbir suçu, kusuru, kabahati yok demedim. Hala daha niye üzerine gidiyorsunuz? Niye rahat bırakmıyorsunuz kızcağızı? Oğlum bir dakika. Biz senin iyiliğin için... Ya benim biraz olsun iyiliğimi düşünüyorsanız rahat bırakırsınız. Bitti. Anlıyor musunuz? Hadi yürü. Özgür. Yürü. Yürü. Sonra. Sonra. Görüyor musun? Bizle nasıl konuştu? Kız onu nasıl zehirlediyse artık. Asıl zehirleyen sensin. Senin yüzünden oğlumla ilişkim ne hale geldi? Sevgilim niye o kadar büyük tepki verdin? Ama bir tanem yeter ya. Yeter yani, bilip bilmeden konuşuyorlar. Hayır, amaç ne yani? Ya olabilir ama o anne sonuçta. Ya bıraktık gittik insanları, lütfen geri dönelim. Ya tamam annem de ya, tepki vermedikçe abarttı. Ya habire gelmek nedir yani? Ta Göcek'ten kalkmış gelmiş, sanki karşıdan geliyorlar ya. Evet ama annemlerin yanına da uğramışlar. Aramızı düzelttik dedi bana. Ya acaba o da yani. Ya aklı sıra yani, annenle arayı düzeltip bizim ilişkimize habire müdahale edecekler ya. Yer miyim ben, izin verir miyim yani böyle bir şeye? O bir kere olur yani. Ben az kalsın seni kaybediyordum ya. Yani kimse kusura bakmasın artık yani. Sen de sıkma canını hayatım yani. Bırak onlar da biraz düşünsünler. Sen ne yaptın peki? Kötü geçti değil mi Özgür? Ondan bu kadar sinirlisin. Yok, kötü geçmedi. Mevzuyu çözeceğiz ya. Sen telaşlanma. Ne yapalım istersin? Sana giderim. Bana değil, bize, evimize. Tamam, bize, evimize gidelim. Baş başa güzel bir yemek yiyelim. Kabul. Şu an daha harika bir plan olamaz zaten. İstikamet et.
Oh vallahi ya, ev gibisi yok. Değil mi? Böyle eve girer girmez böyle içimi böyle bir huzur kapladı. Bir de baş başayız ya, çok mutluyum ben şu an. Bir de bir şey diyeceğim, böyle pek aç değilim. Çok açım dedin yolda. Öyle dedim değil mi? Evet. Yok, ben şu an böyle bir eve girince doyuma ulaştım yemek konusunda. Uyusak mı biz? Bu saatte? Hı. Yok artık. Uyuyalım, çok tatlı bu saatte uyumak. Ben çok acıktım. Hadi gel bak, çok güzel şeyler hazırlayacağım. Müthiş yemekler hazırlayacağım, çok acıktım. Hadi gel. Ben bir şey itiraf edeceğim sana. Hı. Sırası geldi çünkü o an bu an diye düşünüyorum. Sen bu konuda çok iyisin ya. Gerçekten mi? Gerçekten, elin inanılmaz lezzetli senin. Tabii yani yaptığım bu yemeğe sen, hani senin bana olan sevgini kattığını hesaba katarak ben bu yorum yapıyorum şu anda ama çok iyi. Afiyet olsun. Yani tabii senin gibi birinden bunu duymak beni çok mutlu etti. Benim gibi derken? Senin gibi işte. Zor beğenen, her şeyin top noktalarını görmüş biri. Ezgi. Hı. Ben bütün ezberlerimi unuttum ki seninle. Ya benim yanlışlarım doğru oldu. Bütün doğrularım yanlış oldu. Ben yani kendimle tanıştım sayende. Ya benim içerilerde bir yerlerde bir özgür varmış. Ona tanıştım ben. Ya bütün egolarımdan, korkularımdan arındım ben seninle. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Böyle sanki hem tecrübesiz ürkek bir çocuğum senin karşında, hem de böyle her şeye gücü yetebilecek bir adam gibi hissediyorum kendimi. Böyle koca bir adam gibi hissediyorum. İkisi de benim. İkisini de çok seviyorum. Özgür, ben sanki senin yanında dünyanın en cesur kadınıyım. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Biz yan yana geldiğimizde ben paramparçaydım. Kalbim paramparçaydı. Ama sanki şimdi seninle beraber yeniden atmaya başladı. Bir oldu. Bunun benim için anlamını bilemezsin.
Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Güzelmiş gerçekten. Basit. Bu biz level ötede. Bunu da yapamıyorsun ama. Konuşuruz. Tesla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.